Bir Yemek Olsan'dan herkese merhaba. Ben Travel'da. Bu haftaki konuğumuz sevgili Ecenaz Uçer. Ecenaz Uçer bir yemek olsaydı hangi yemek olurdu? Bu hafta bu sorunun cevabını bulacağız. Hazırsanız Bir Yemek Olsan başlıyor. Merhabalar herkese. Ben Beyil Esra Altahan. Bu haftaki konuğumuz Ecenaz Uçer. Ecenaz Uçer deyince aklımıza sevgi, şefkat, merhamet gibi kelimeler gelmeli bence. Bilmiyorum Türev Şef bu hafta nasıl bir yemek yapacak ama o tabakta sevmeye ve çocukluğa dair bir şeyler göreceğimize eminim. Ecenaz hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Program başlamadan nasıl bıcır bıcır konuşalım? Bıcır bıcırdık bir anda. İyiyim, teşekkürler Türev. Sen nasılsın? Bir anda böyle bir hanım hanımcık oldu. Bir anda hanım hanımcık oldu. Beni görseydiniz program başlamadan. Biraz önce kocaman bir enerjiyle kocaman kocaman hareketler yaparken güzel tabii ki. Şimdi bu... biraz sakin başlayayım. Ben şimdi arttırırım. Aynen. Tamam, açılırım biraz daha. Yolunda mı her şey? Her şey çok yolunda. Şey diyormuşum, yemek yiyeceğiz de iki gündür bir şey yemeyip geldim falan. Hafta sonu hastaydın zaten ama. Hafta sonu zaten hastaydım. O yüzden. Hasta olunca da yiyebiliyorum Türev. Niye öyle dedin ki? Ama hasta olunca insanın iştahı kesilir. Yok, benim açılıyor. Çünkü yediğim şeyin tadını alamadığım için daha çok yemek istiyorum. Çok anlamsız değil mi? Anlamsız değil. Hayır, bir şeyin tadını alamazsan hani almak için çaba sarf edersin ya böyle daha yerde çok yersin. Yerde de bırakırsın yani. Hani bırakmadığım bir senaryoyu düşün benimle işte. Hani bir yerde bir şeyin tadını alamıyorsun dersen ki, dersin ki ya bundan ben keyif almıyorum. Sen mesela yaşamak için yiyenlerden misin, yemek için yaşayanlardan mısın? Ya ben yani yemek yiyebilmek için yaşamaya çalışıyorum. Yani nasıl daha çok yerim? Mesela spora gidiyorum. Niye spora gidiyorum? Daha çok yemek yiyebileyim diye. Güzel. Kardiyo yapayım. Niye kardiyo yapıyorum? Daha çok yemek yiyebileyim o diye. Kadar haklısın, o kadar haklısın. Hatta geçen gün Türe eve böyle çok güzel bir PR kutusu gelmiş. Kocaman çikolatalar. İşte şey dedim ya, Ecenaz tamam yemek yiyorsun ama çikolatalara çok bulaşmasan dedim. Sonra kendimi spordan sonra şey buldum. Spor yapmışım, gelmişim böyle. O çikolataları sen ye, şekerim yüksel, uyuyakal sonra şekerim yükseldikten sonra. Öyle bir tutkuyla yiyorum yani, öyle sana bir tutkuyla. Ecenaz biliyorsun ki sen bir yemek olsaydın hangi yemek olurdun? Biz bu hafta bu sorunun cevabını bulmaya çalıştık. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlarınla neyim konuştum. Neyim ben? İşte. Ne çıktım ben? Ne dediler benim için? Güzel şeyler söylediler. O kadar kötü şeyler söylemediler. Güzel. Aferin onlara. Benimle ilgili kötü konuşacak insanların ismini vermedim çünkü. Beni seven arkadaşlarım onları söyledi. Seni çok sevdikleri çok aşikar. O yüzden olabildiğince de seni korumaya çalıştılar ellerinden geldiği için. Ay kıyamam ne dediler? Çok iyi bir insanlar. Hani yemek ayırt etmez. Ne verilirse yer. Söyleyemediler bile falan yani o kadar iyisin. Öyle. Öyle. Sonra biz bunları aldık, bu bilgileri. Gittik bir psikoterapiste bir analize bulundurduk. Hmm. Sonra... Benim terapistim en son benimle terapi yapmayı bıraktı. Gerçekten mi? Neden? Yol kat edemedik artık. Bazı konularla ilgili. Mesela senin psikoterapistin ne dedi benimle ilgili çok merak ediyorum. Benim psikoterapistim çok güzel şeyler söylüyor. Ya çünkü güzel bilgiler geldi seninle ilgili yani. Ya, daha doğru arkadaşlar biriktirmişim demek ki. Ya da seni gerçekten tanımamışız falan yani. Yok, en eskilerini seçtim. Peki, buradaki malzemelere dair. Yani sen bir yemek olsaydın hangi yemek olacağına dair bir tahminin var mı? Ya bir şey diyeceğim. Yani böyle etli metli bir şeyler var mı? Neden? Çünkü ben mesela pizza söyleriz, margarita yemem derim. Hani etli şeyleri severim. Balık severim, tavuk severim, et severim. Ama bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi ne sevdiğimizden bağımsız olarak senin karakterinin etle uyuşan bir tarafı var mı? Yani bazen çok et, işte karakterim şey diyor bazen, bugün et yemek istiyorum diyorum mesela. Yine anlamadım yine bence. Yine anlamadın. Çünkü anlasan... Ya bir dakika, bir şey diyeceğim. Şimdi mesela örnek veriyorum. Şimdi bu psikolojik olarak bir yemekle beni bağdaş... Yani mesela şey gibi mi? Elma kırmızıdır, işte... Şöyle yapalım mı? Elma kırmızıdır, daha çünkü bir yerim aramayız. Ben seni dinliyorum, tamam. Şöyle düşünelim. Senin karakterinde, sen mesela nasıl bir insansın? Sen çok pozitif bir insansın, pozitif, değil mi? Genellikle. Sen çok renkli bir insansın, değil mi? Hani bıcır bıcır, bıcır bıcır, cıvıl cıvıl, değil mi? Böyle aslında karakterinde bunlar var. Demek ki benim sana renkli bir tabak hazırlamam lazım. Ha, öyleyiz, okey. Tamam, şimdi 72. Benim... bölümde ilk defa. Şöyle yapalım mı? Ay Türev, çok zor bir soru. Ben bu soruyu neden düşünmeden geldim buraya şu an? Şöyle yapalım. Ben seni daha fazla zorlamayayım. Zaten ben buna çalıştığım için ve ben hani... Sen insanları sıkıştırmaya alıştın mı? Diğer mesela herkes anladı mı senin bu sorunu ve herkes kendine ne olduğunu tak diye söyledi mi? 72 bölümdür. Hayır. Herkes anladı, tabii ki söyleyemedi.
Tamam. Keşke sadece sessiz kalsaydım ve gibi kadar konuşurken niye bu duruma sokmasaydım o zaman. Şimdiye kadar anlamayan tek insan sensin neden acaba diye de. Olabilir tabii ki o an belki soruya karşı bir reaksiyon göstermiş olabilirsin. Ben lezzet olaraktan. Evet evet ben çok iyi anladım. Biraz düşündüm. Yanlış bir yerden gittik. Evet olabilir. Belki de biz yanlış ifade etmişizdir. Tamam. Şöyle yapalım mı? Ben açayım istersen. Süre ben belki de yemeklerin üstüne ufalan küçük bir parmesan peyniriymiş. Böyle fıt 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 fıt. O da lezzet katan, böyle her şeyi güzelleştiren böyle bir koku verir. Bir sana şey helal olsun ya. Nasıl ama? Parmesan zaman, mı var? O zaman açalım mı? Parmesan mı o var? O zaman açalım mı? Açalım. Hadi açalım. Buradan başlayayım mı? Başlıyorum. Evet, şimdi sen... Çiçek! Evet. Aa! Şey demiş, bu yenmiyor. Çiçek yeniyor. Yenen çiçeklerden bu yenilebilir çiçeklerden. Gerçi evet bu tarzı ben şeyde görüyorum böyle eve sürekli avokadolu bir ekmek söylüyorum çiçek koy. Yiyeyim mi? Evet. Tadı da yoktur herhalde. Yenen çiçekle yenmeyen çiçeğin farkı ne ki yani? Hani birisi mesela... yeniyor birisi yenmiyor. Yiyorum. Aslında bu kadar basit bir farkı var. Çiçek işte. Çiçek. Çiçeksi bir tat. Çiçeksi bir tat. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Tereyağı mı? Güzel. Çok iyi. En azından ürünlere dair. Ürünleri anlıyorum. Arkadaşlar benim mutfakla aram iyi değil. Bunu da itiraf evet, ettim. Evet evet doğru. Hani demin şunlara baktım ve şöyle bir soru sordum. Ay bunlar ne? Bunları da kullanacak mıyız dedim. Biri zeytinyağı, biri limon, biri de sirkeymiş. Yok birisi ayçiçek yağı, birisi zeytinyağı, birisi de sirkeydi. Hani limon değildi. Olur tabii ki. Yani bunların hepsi yaşadı. Devam etmemi ister misin? Sağlık olsun. Devam edelim sen. Açalım bakalım. Aa bir dakika bir şey diyeceğim bu. Evet ne o? Koklayabilir miyim? Tabii ki. Lorolossa mı? Fesleğen. Demeyin. Taze soğan mı? Evet. Frank soğan. Doğru harika. Bunlarla biber zaten. Biber onlar zaten. Onların ekstra bir durumu yok. Ya Frank soğan çok seviyorum ben. Ya çok tatlı. Bunu nasıl buldunuz? Ben birisi Frank Soğan'ı çok severim. Birisi söylemiyor. Bana verilen ya, bilgiler doğrultusunda ben neyi sevdiğimi fark ettim. Mesela diyorum ya ufalanan bir parmesan ya da mesela omletin üstündeki küçük Frank Soğan'ı tanecikleri mesela. Çünkü o detaylar ve küçük şeyleri seviyorsun. Onları seviyorum ben. Aslında büyük şatafatlı şeyler yerine böyle küçük, böyle keyifli. Bambaşka bir hale geçiyor ya ağzında o... Böyle bir karışıyor o tatlar. Hiç beklemezsin ama değil mi? Onun onu yapacağını hiç beklemezsin. Frank Soğan'dan o beklenmez. Baksana incecik bir şey yani. Ama nasıl güzel tadı var. İşte sen öylesin. Evet. O küçücük dokunuşun. Küçük Frank Soğan'ı. Küçük Frank Soğan. Küçük Frank Soğan. Devam edeyim mi? Küçük Frank Soğan. Küçük Frank Soğan'ı her şey hazır. Anlamadım. Şu sarımsak. Güzel. Pancarı haşlamışsın. Evet. Kırınladın mı, haşladın mı? Haşladım. Evet. Şu küçük. O fazla kalmış. Ha tamam ben özellikle bir sorum sandım. Gösterir misin benim? Özellikle benim çorayı bir şey bıraktı sandım. Hayır, şu küçük şey. Havuç bu parçası. Bu ön hazırlıklar kalmış. Hadi bunu yiyeyim. Tamam. Pancarla hiç iyi anılarım yok. Bir kere aldım salatanın içine koyacaktım. Her yerim böyle. Pancık hiç geçmedi günlerce elimden. E tabi eldiven kullanman lazım. Tamam. Peki tamam şef. Yes şef. Yes şef. Okey. Devam ediyorum. Ya işte bu ya. Mantar ya. Ya. Mantar ya. Mantar sevilmez mi ya? Mantar aşığıyım. Mantar. Bambaşka. Devam ediyorum. Devam edelim. Parmesan. Evet. Evet. Çok iyi. Ya. Nasıl sevindim? Nasıl mutlu oldum? Aa, çok şaşkınım. Şaşkınım valla. Parmesandan örnekleri parmesan çıkması. Müthiş. Devam ediyorum. Hadi edelim. Kabak çiçeği. Değil mi? Bakmak ister misin? Doldurunca da dolmasına dönüşüyor. Sence kabak çiçeği mi? Kabak çiçeği dolması bundan yapıp... altın çilek. Evet. Kabak çiçeğinin kabağı bu değil. Yani şey... Biz evet kabak çiçeğinin içerisine altın çilek koyup sana mı getirdiğimizi düşünüyorsun? Hayır bir şey diyeceğim bu kabak o şey dolmaya benziyor. Çok benziyor ama altın çileğinde normalde sen hep kabuksuz gördüğünden dolayı bu normali de böyle. Bunlar da baby havuçlar evet, mı? Evet doğru. Ooo çok tatlı. Tamam edelim. Tamam. Baby havuçların diğer havuçlardan fark. Söylememi ister misin? Baby olmaları. Okay.
devam edelim türev. Gerçekten bunu. Ya ne bileyim, lezzet olarak acaba daha mı böyle tatlı, hani mesela tatlı patates tarzında, hani bir daha mı tatlı oluyorlar, onu merak ettim. Değil. 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 Sadece baby olmalı. Sadece baby olmalı. Devam ediyorum. Devam edelim. Domates. Evet. Peki o mor domateslerin normal domateslerden farklı bir adı var mı? Birisi kırmızımsı, morumsu. Ben buraya kendimi geliştirmek adına da geldim. Öğrenmeye çalışıyorum mutfağa dair. Mutfak eğitiminde olduğunu düşünüyorsun galiba. Ya ben şu an evet aynen böyle katılır gibi hissediyorum şu an. Limonla karıştırıp. Yes chef. Yes chef. Devam ediyorum. Krema mı, süzme yoğurt mu? Krema. Ay ne oluyor ya? Makarna mı yapacağız? Açayım. Wow. Çok heyecan verici görünüyor. Seni yansıtıyor burası mu bu malzemeler? Bir şey diyeyim mi, yansıtıyor. Gerçekten yansıtıyor. Yani bir kere zaten hani krema, parmesan, mantarımız. Tamam. Bu benim hani klasik zaten, hani bir günüm gibi düşün sen bunu. Hı. Diğerleri de işte onu tatlandıracak muhteşem detaylar. Peki gibi. Sence nasıl olur? Nasıl kullanabilirim bunu tabakta? Bu malzemelerin hepsini. Yani şöyle mi söylüyorum? İşte makarnayı atıyorum aldım, diğerlerini yanına bir garnitür olarak mı kullanırım? Ya da nasıl olur sence? Nasıl bir tabak hayal ettin? Çok güzel bir soru bu. İstersen bununla ilgili bir düşünelim. Bir şey yapalım. Ya bu çok güzel bir ara verelim. Şimdi bir kere çiçekleri yemeğe katmayacağız. Üstüne koyacağız muhtemelen türe. Tamam, İyi bir başlangıç. İyi bir başlangıç. Çok zaten güzel. Zaten bu yemeğin içinde eriyecek. Bu da karışacak. Bambaşka. Bunu üstüne rendeliyoruz. Güzel. Çok iyi gidiyorsun Ecenaz. Aferin sana kızım. Ecenaz inanılmaz. İnanılmaz. Bambaşka. Mantarlar zaten bence içinde böyle bir içinde göreceğiz mantarları. Tabii. Mantarların tek başına dışarıda ne işi var şimdi tabağın yanında bir yerde makarna, ama ben bunu birleştirmek isterim zaten. Öyle olur değil mi? Ayrı mı yapacaktın? Bilmem, soruyorum sana. Ben hiç ya karışsın istedim, mantarıyla karışsın istedim. Sen mesela bütünlüklü bir insan mısın? Yani hangi konuya? Hayatına dair. Hayatına dair bütünlüklü biri misin? Yoksa hayatında şöyle bir insan mısın? Farklı sürekli hayatındaki her şeyi ayırabilir misin, daha doğru soru? Yoksa hayatındaki hiçbir şeyi ayırmayıp hepsini böyle toptan mı, daha kapsayıcı mı yaşamayı tercih edersin? Toptan ya. Gel o zaman yavaş yavaş yemeği. Gel yavaş yemeği. Bu soruyu bana kimse sormamıştı daha önce. Şu an düşündüm hayatımı ve toptan olduğuna karar verdim.